Sayın Başkanım, değerli sporcular, bize İTİT Rallisi'ni tekrar Ankara'ya getirmekte destek veren destekçilerimiz, öncelikle değerli basın mensuplarımız, öncelikle sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Milli mücadelenin ve milli mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılında sizlerle burada İTİT Rallisi'nin tekrar Ankara'ya evine dönmesi vesilesiyle bir araya gelmekten dolayı duyduğum mutluluğu paylaşmak isterim. Öncelikle Ankara Ticaret Odası'nın markalar buluşması kapsamında organize edilen 46. İTİT Rallisi, Türkiye'nin en eski devam eden rallisi olduğunu burada vurgulamak isterim. Son 10 yıl içerisinde Ankara için büyük önem olan bu ralliyi sadece bir kez Ankara'da gerçekleştirebildik. Başkentimizde organize edebildik. Ancak şu an değerli başkanım Gürsel Baran'ın ve destekçilerimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Mahalle Belediyesi, Armada, Avis, Petlas, Fora Takip ve Albisoft gibi firmalar sayesinde tekrar buraya getirebilme şansını yarışımıza elde ettik. Burada ayrıca bir müjde daha vermek istiyorum. 3-4 yıldır Türkiye Rally Şampiyonası'nın takvimine dahil olamayan ve bu yılda 2019 Türkiye Zafer Vatansever Kupası'nda yer alan HİTİT Rallisi, 2020 yılı Türkiye Rally Şampiyonası aday yarışıdır ve şu anda taslak takvimde de yer almaktadır. Ayrıca 2019 yılı Ankara için ayrı bir gurur yılı olmuştur. Ankara Otomobil Sporları sporcusu sevgili Özlem Uludağ Gülcan bu sene 2019 yılı Türkiye Kadınlar Rally birincisi olmayı başarmıştır. Buradan onu da tebrik ediyorum. Kısaca programdan bahsetmem gerekirse 16 Kasım günü, Cumartesi günü saat 15.30'da yine burada Ankara Ticaret Odası önünde verilecek start ile başlayacak rallimiz, ekiplerin Armada AVM Otoparkı'nda oluşturulan seyirci özel etabıyla 16.21'den itibaren start almasıyla başlayacak. Bu Yeni Mahalle Belediyesi adıyla geçilecek olan bu etabın ardından ilk günü tamamlamış olacağız. İkinci gün ise heyecan. Saat 7'den itibaren buradan otomobillerin etaplarımıza Fevziye Köyü ve Halaçlı, Subaşı köylerinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Petlas ve Ankara Ticaret Odası özel etaplarıyla da toplam uzunluğu 381 kilometre olan 93 kilometre özel etabı koşulacak 46. HİTİT Rallisi bu 3 özel etabın 3 kere geçilmesiyle saat 18'de buradaki ödül törenimizde tamamlanacak. Tüm Ankara'yı ve tüm spor severleri bu heyecanı bekliyoruz. İlginiz için çok teşekkürler. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Zafer Vatansever Rally Kupası'nın son yarışı Ankara Ticaret Odası Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ana sponsorluğunda 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacak. Ankara'nın önemli değerleri ve markalarının bir araya geleceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları organizasyonu öncesinde başkentin otomobil sporları açısından önemli bir değeri durumundaki HİTİT Rallisi de bundan sonra artık evine dönüyor. Bildiğiniz üzere en son 2013'te Ankara'da yapılmıştı ve onun öncesindeki son 5 yılda da gene Ankara'da değildi. Başkentin bu önemli spor dalına ev sahipliği yapmasından da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Formula 1, Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi spor organizasyonları katılım ve izleme rekorlarına imza attıkları gibi yapıldıkları ülkelere doğrudan ve dolaylı yollarla da milyonlarca dolarlık katkı sağlamakta. Konu HİTİT Rallisi olduğu için Formula 1'i de örnek gösterebiliriz. Tüm dünyada yaklaşık 1.8 milyar kişinin televizyon ekranları başında evlerinden izlediği Formula 1 yarışları spor, endüstri ve eğlence etkinliği olmasının yanı sıra düzenleyen ülkeler için de çok büyük bir tanıtım ve tanıtım fırsatı haline geliyor ve marka değerini de yükseltiyor. Bu yarışlar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 200 bin kişi seyahat ediyor ve otellerdeki doluluk oranlarına da bu yansıyor. Turist başına harcama miktarı normal turist harcamalarından çok daha yüksek. Yarışlar nedeniyle
30 ayrı ülkede yaklaşık 50 bin kişiye de istihdam imkanı sağlanıyor. Bu tür organizasyonların sürekliliğini sağlamak ortaya çıkardığı faydayı da arttırıyor. Ankara Ticaret Odası olarak başkentimizin, Ankara'nın hem marka değerini yükseltmek hem de içinde yer alan marka unsurlarının sayısını arttırma gayreti içindeyiz. Bu yüzden Hitit Rallisi'nin evine dönmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Hitit Rallisi Ankara'nın bir markasıdır. Bu markaya sahip çıkmak ve tanınırlığını arttırmak görevi de bizlere düşmektedir. 2019 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu takviminde 6 yarıştan oluşan Zafer Vatansever Rally Kupası'nın sahibini belli edecek Ato marka buluşmaları 46. Hitit Rallisi'nin seremoni startını 16 Kasım Cumartesi günü gene burada vereceğiz. Hitit Rallisi'nin yıllardır Ankara dışında olduğunu söylemiştik. Şehir içindeki seyirci özel etabı da en son 2004 yılında Ankara'da yapılmıştı. Bu yıl Ankara Ticaret Odası bahçesinde vereceğimiz startın ardından Armada Alışveriş Merkezi'nde Yeni Mahalle Belediyesi seyirci özel etabı da gerçekleştirilecek. Ve böylece 15 yıl aranın ardından Ankara'nın merkezi rally yarışlarına ev sahipliği de yapmış olacak. 17 Kasım Pazar günü ise ekipler Balişehir, Tulumtaş, Ücret mahalleleri bölgesinde 90 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 370 kilometre kat edecekler. Aynı gün yine burada yapacağımız törenle Zafer Vatansever Rally Kupası'nı da sahibine teslim edeceğiz. Rally seven tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu bir otomobil yarışı olarak ortaya konulsa da asıl yarış şehrimizi geliştirmek ve marka haline getirmek için yapılıyor. Bu vesileyle 28, 29, 30 Kasım tarihlerinde 4. kez ve adı Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları olarak gerçekleşecek organizasyonumuz hakkında da bilgi vermek istiyorum. Ankara Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları Türkiye'nin marka alanındaki en büyük buluşmalarından biri olacak. Etkinlik kapsamında girişimcilik, markalaşma ve marka yönetimi, reklamcılık, pazarlama ve pazarlama yönetimi, inovasyon, gelecek ve fütürist yaklaşımlar, sürdürülebilirlik ve marka kimliği, dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, insan kaynakları yönetimi, finansman, marka ve ahlak, spor, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında ilham verenler gibi markalaşmayla ilgili tüm konular ele alınacak. Buluşmada 100'den fazla oturum, sertifikalı eğitim programları, sergiler, imza günleri, kariyer ve sohbet saatleri, yarışmalar ve birçok konuda yaratıcı etkinlikler düzenlenecek. Program boyunca fuar alanından katılımcılar markalarını tanıtma, potansiyel yatırımcılar ve fon sağlayıcılar ile görüşme olanağına da sahip olacaklar. Tüm vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum. 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerini ajandalarına not düşsünler. Ve Ankara Ticaret Odası'nın aylar süren titiz çalışmalarıyla düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarını da lütfen takip etsinler. Şehrimizi de ülkemizi de marka haline getirerek ekonomik gelişmişlik seviyemizi yükseltmemizin yolu herkesin marka bilincine sahip çıkmasından geçtiğine inanıyoruz. Fikirleri hayata, hayalleri gerçeğe döndürmek için tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Ankara Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Çağrı Bey yanımızda Class Sport TV mikrofonlarına konuşacak. Öncelikle Çağrı Bey, çok güzel bir organizasyon ve Hitit Rallisi yıllar sonra evine dönüyor. Duygu ve düşünceleriniz nelerdir? 46. Hitit Rallisi'ni gerçekleştiriyoruz ki bu Türkiye'nin en eski devam eden rallisi. Bu Ankara için de bir gurur. Fakat birkaç senedir biz Ankara'da gerçekleştiremiyorduk. Son 10 yılda bir defa gerçekleşebildi. Biz tekrar Ankara, ben yeni yönetim kurulumla beraber, ben ANOK Otomobil Sporları Kulübü'ne başkanlık
Büyük'le beraber Ankara'ya getirme sözü vermiştik. Ve ayrıca Türkiye Rally Şampiyonası takviminde de yer alamıyorduk. Artık Türkiye Rally Şampiyonası'nın takvimine geri dönmek için aday yarışımızı yapıyoruz şu anda. Ankara Otomobil Sporları Ankara'nın bir değeri. Ankara'nın otomobil sporlarındaki en eski, Türkiye'nin en eski kulübü hatta. Ve Hitit Rally'si de Ankara'nın bir markası aslında. Biz bu markayı burada gerçekleştirerek Ankara'nın değerini de arttırma, Ankara'nın değerini sporda çok güzel etkiler yaratma çabasındayız. Çünkü aslında otomobil sporlarının bir bakıma amaçladığı asıl şey yarış ve hızdan öte güvenlik ve trafikteki tehlikeyi minimuma indirmek. Trafikte değil, bunu güvenli yerlerde yapabilmek. Kesinlikle. Bir de Ankara sadece futbolla anılan bir şehir olmak istemiyor. Diğer sporlara da yönelmek istiyor. Formula 1'in de etkisi dünyada ortada. Tabii. Formula 1'in zaten inanılmaz bir etkisi var. Ayrıca biz Türkiye'de Dünya Rally Şampiyonası'nın bir ayağını gerçekleştiriyoruz ki bu Dünya Rally Şampiyonası'nda yer alan 14 ülkeden biriyiz. Gerçekten çok ciddi bir organizasyonda başarımız var. O takvimde birçok bu işi 100 yıla, 70 yıla yakındır yapan ülkeleri çok daha önünde, çok daha güzel şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Biz de bunu Ankara'da artık gerçekleştirmeyi arttırıp ileride de bir ulusal yarışa aday olup burada uluslararası bir yarış yapmak istiyoruz.